Haber Aks ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Özel yayınımızla sizlerleyiz. Özel yayınımızın özelde konukları var. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ölmez'i arıyoruz stüdyomuzda. Ve Sayın Sinan Sallabaş, ayrıca Sayın Fatih Korkmaz sorularıyla bizlerle olacaklar. Ve Borsan Grup'tan bahsedeceğiz. Ekonomik gelişmelerden söz edeceğiz programımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet efendim, Borsan Grubu tanıyarak başlayalım dilerseniz. Biliyoruz ki Borsan Grup bünyesinde 15 şirket barındıran bir grup ve 30 yılı geride bırakan bir grup. İhracatta önemli mesafeler, yollar kat etmiş bir gruptan bahsediyoruz. Dilerseniz bu bünyemizde barındırılan 15 şirketten, faaliyet alanlarından bir tanıtım yaparak başlamış olalım. Evet. Ben tabii öncelikle televizyonlarının başında bizleri izleyen değerli Haber Aks televizyonu izleyicilerine saygı ve sevgilerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Esasında Haber Aks televizyonu Borsan Grup bünyesine katılmadan önce gerek Sinan Sallabaş arkadaşımız da gerek daha öncesinde birçok programlar gerçekleştirdik biz Aks TV iken. Ancak Haber Aks TV olarak bünyemize geçtikten sonra bu benim ilk programım olacak. Dolayısıyla bunun da heyecanını yaşıyorum, bunun mutluluğunu da yaşıyorum aynı zamanda. Bu programımızın da izleyicilerimize için başarılı, amacına uygun bir program olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, Borsan Grup'tan ve 15 şirketi bünyesinde barındıran Borsan Grup'tan bahsetmemi herhalde istediniz. Borsan Grup hepimizin bildiği gibi bünyesinde 15 şirketle 9 ayrı sektörde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu. 1984 yılında şahsım tarafından kurulmuş bir şirket merkezi Samsun'da. Bugün geldiğimiz noktada bünyesinde 2000 kişiyi istihdam eden 9 ayrı sektörle beraber dünyanın 4 kıtasında 65 ülkeye ihracat yapan, yine bünyesindeki şirketlerden bazılarının en az 2-3 tanesinin her yıl Samsun ve bölgesinde vergi rekortmenliğini elinde bulunduran ve yine Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu da içerisinde çok önemli noktalara gelmiş ki inşallah 2015 yılında bugünlerde açıklanacak ihracatta ilk 300'lere, büyük sanayi kuruluşları içerisinde ilk 300'lere girme başarısını gösteren ve ilk 500'de en fazla sıçramayı gösteren Türkiye'deki bir iki firmadan biri olacak. Hızlı bir büyüme söz konusu. Evet, 2014 yılını böyle güzel bir yıl olarak geçirdik. Genel olarak Borsan Grup'un durumu bu. Evet, ayrıntıları konuşacağız. Evet, peki, buyurun efendim. Adnan Bey, ben özellikle bu geriye dönük ortaya koyduğunuz rakamlardan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bu olağanüstü bir tempo ve 30 yıldan beri de devam ediyor. Samsun'da da önemli yatırımlarınız var. Borsan Amiral Gemisi grubun. Fakat son zamanlarda bu performansın yanı sıra Borsa'nın Samsun'daki yatırımlarını sonlandırıp özellikle kablo üretimini İstanbul'daki üretim merkezine kaydıracağı ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı. Bir tarafta böyle parlak bir şirket, bir diğer tarafta da ortada böyle söylentiler var. Gerçekten Borsa'nın Samsun'dan gidiyor mu? Açıkçası biz tabii Samsun doğumluyuz. Memleketimiz Samsun. Samsun'u çok seviyoruz. Bütün yatırımlarımızın çok büyük bölümünü bugüne kadar Samsun'a yaptık. Ancak son birkaç yıldan beri artık yer konusunda, özellikle üretim alanı yeri konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor idik. Bundan dolayı alüminyum kablo üretimi konusunda yapmayı düşündüğümüz yatırımı birkaç yıldan beri Samsun'da yer arıyor olmamıza rağmen maalesef bulamadık. Hepimizin de bildiği gibi İstanbul'da ki Türkiye'nin en büyük ikinci kablo üretim tesisi olan Yılka kabloyu alarak bu ihtiyacımızı giderdik. Geçen yıl 19 Ocak'ta resmi olarak bünyemize kattık bu şirketi. Tabii gönül arzu ederdi ki bu yatırımın Samsun'da olması. Ancak değil o yatırımı, mevcut yatırımlarımızı bile, yani bakır üretimi anlamındaki yatırımlarımızı bile büyütecek alanımız yok maalesef. Açıkçası geride bıraktığımız 2 yıl içerisinde ciddi ciddi buradaki fabrikayı da Samsun dışına taşımayı düşünmüyor değildik. Ama ben şansımı sonuna kadar zorladım. Mevcut fabrikayı Samsun'da bırakmak ve yeni planladığımız yatırımı Samsun'da yapmak için şansımı sonuna kadar zorladım. Ve şükürler olsun ki tapuyu da bugün aldık.
Samsun Merkez Organize Sanayi Sitesi'nde TMSF tarafından satılan 15,5 yaklaşık 20 dönümün üzerinde bir yeri aldık. Ve çok önem verdiğimiz, çok ihtiyaç duyduğumuz orta gerilim kablo üretim yatırımını Samsun'da yapacağız. Bu olağanüstü bir şey, mükemmel bir şey. Samsun'a bu müjdeyi de bugün bu program vesilesiyle vermiş olabiliriz. Çünkü hem Borsan Grup adına, hem Samsun adına, hem Türkiye adına çok önemli bir yatırım. Çünkü orta gerilim yatırımı bizim pazara hazır olan bir ürün yelpazesi bizim için. Bu şu demek, rakamsal olarak bahsedecek olursak bu şu demek. 220 yeni istihdam demek, 100 milyon dolar üretim cirosu demek, 50 milyon dolar ihracat cirosu demek. Samsun'a kazandıracağı şey ilk bakışta bu. Bunun yatırımın boyutunu buradan anlayabiliriz ve bu yatırımı Samsun'a yapacağız. Sonun cevabını şöyle mi almış olduk? Borsan Grubu Samsun'dan gidecek değil, Borsan Grubu Samsun'da daha da genişleyen bir pozisyonda aynen büyük öyle yatırımlara giriyor. Evet. Zaten biz Samsun'daki diğer yatırımlarımızı hiçbir zaman buradan kaydırmayı düşünmedik. Çünkü ben biliyorum ki ne olursa olsun dünyanın birçok yerinde işler yapıyoruz. Belki programın ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz ama sonuç itibariyle ben yaşlandığım zaman emekliliğimi Samsun'da geçireceğim. Dolayısıyla Samsun'daki yatırımlarımızın tamamını kaldırmayı hiçbir zaman düşünmedim ben. Ama ana yatırımımız olan, büyük yatırımımız olan, uluslararası marka pozisyonunda olan, değerinde olan Borsan firmasının, Borsan fabrikalarının Samsun'dan kaldırılması durumu söz konusuydu. Ta ki 2 hafta öncesi bu arsayı alana kadar. Ama artık bu tamamen gündemden kalkmıştır. Samsun'da Borsan Kablo yeni yatırımlarını Samsun'da yapacak. Bundan sonraki yatırımlarını Samsun'da yapmaya devam edecek. Doğal olarak bundan sonraki sektörlerde de yine Samsun'un dışı değil, Samsun öncelikli hale gelecek. Şimdi tabii bu konuda belli ölçüde muhafazakar davranıyoruz. Yani eşit koşullarda mutlaka Samsun'u tercih ediyoruz. Ancak bildiğiniz gibi biz dünyanın birçok ülkesinde, farklı ülkelerinde, farklı sektörlerde yatırımlar yapıyoruz. Yani eşit koşullarda tabii ki de Samsun'u tercih ediyoruz. Ama biz aynı zamanda işte bu Kırgızistan, Bişkek'te bölgenin en büyük inşaat projesini gerçekleştiriyoruz. 2000 yılında Ukrayna'da 2 tane kurduğumuz şirket hala bugün faaliyetlerine ciddi şekilde devam ediyor. Ve yine geçtiğimiz günlerde, aylarda diyelim, 3 ay önce İtalya'nın Milano kentinde aldığımız bir fabrikayla, yani biz sadece Samsun'da yatırım yapacağız diye bir şey yok. Biz dünyanın her yerinde yatırım yapıyoruz. Ama şunu diyoruz, vergi mükellefiyetimiz daima Samsun'da olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun kazandığımız paraları Samsun'a getireceğiz. Vergileri burada ödenecek ve eşit koşullarda daima yatırım için Samsun'u tercih edeceğiz. Evet, Samsun sizin için özel bir yere sahip. Yani herkeste olduğu gibi burası vatanımız bizim tabii ki, elimizden geldiği kadar. Peki bu yerin üretilmesi konusunda, şehir dinamikleri sizin önünüze açma konusunda yani çok karamsardım. Bu, evet, güzel bir soru. Aslında bu konuda arzu ettiğim desteği gerek siyasilerden, belki de şehrin kıt imkanları da buna eklenebilir ya da gereksiz bürokrasi eklenebilir. Ancak bu yeni yeri almamda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Zeki Murzuoğlu'nun katkıları, aldıktan sonra yapılaşmayla alakalı verdiği desteği çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yürekten ve samimi. Tabii ki bir sanayicinin ihtiyaç duyduğu şey aslında sadece maneviyattır, manevi destektir. Yoksa sanayici zaten yatırım yapmaya karar vermişse kaynağını oluşturmuş demektir. Zaten bildiği bir şeyi yapıyordur. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu tek şey samimiyettir, manevi destektir. Bunu da çok fazlasıyla Ticaret Odası Başkanı'ndan aldım. Yani arsayı alıp benim Samsun'dan, Borsan fabrikalarının Samsun'dan taşınmayacağını öğrendiği zaman gerçekten gözleri yaşandı. Bu beni gerçekten çok duygulandırdı. O samimiyetinden dolayı buradan da bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Evet, böyle bir birliktelikten de söz edebiliyoruz. Çok güzel şeyler bunlar. Evet, çok güzel şeyler bunlar. İş adamları arasında. Evet, çok güzel şeyler özellikle bunlar. Özellikle istihdam konusunda sıkıntıları olan Samsun'da 220 kişinin daha istihdam ediliyor olması tabii ki. Direkt Samsun istihdam için. Bu tabii. Yani bu dolaylı istihdamla beraber yani 1000 diyebilirsiniz buna. Çünkü direkt sadece fabrikada faal olarak bunun yan sanayisi, ne bileyim ben, diğer etkileriyle beraber 1000 diyebiliriz. Direkt istihdam ve bunun yarısı beyaz yakalı olabilecek vasıflı insandan oluşan 220 kişiden bahsediyoruz. Peki efendim, bir diğer merak ettiğimiz soru da şu. Borsan Grubun bütün grup şirketleriyle birlikte 2014 kapanış cirosu 500 milyonun üzerinde bildiğim kadarıyla. 546 milyon lira. 46 milyon. Evet. Konsolide ciromuz. 2016 içinde 600 milyonun üzerinde bir ciro hedefliyorsunuz.
Ve bunu 4 kıtada, biraz önce söylediğiniz gibi 65 ülkede ihracat yaparak gerçekleştiriyorsunuz. İhracat süreci sizin için nasıl başladı ve vizyonunuz nasıl etkiledi? Bugün işlerinizi yaparken bu bakış açısı size neler kazandırdı? Evet, neler ihracat, kazandırdı? Tabii Samsun'daki yerel bir firmanın ihracat için çok uygun yer değil açıkçası Samsun. Yani başlangıçta bizim için çok zor oldu. Birçok bedeller ödedik. Ama geleceğimiz noktada az önce de ifade ettiğim gibi bugün dünyanın 65 ülkesinde ki bunlar da Avrupa'nın İtalya'sından Fransa'sına, İngiltere'sine kadar olan ülkelerde, işte Afrika'dan ta Çin sınırına kadar birçok yerde burada ülke pazar liderliği de buna dahil olmak üzere. Yani 8 ülkede biz ürettiğimiz ürünler konusunda pazar lideri konumundayız. Bir başarı da elde edildi. Kesinlikle. Yani sadece ürünü satmak değil, marka değeriyle satmak çok önemli. Yoksa yarı muamil olarak ürün satabilirsiniz ya da fason üreterek satabilirsiniz. Ama işte karşı tarafta ürettiğiniz firma sizle ilişkisini kestiği an olay bitmiştir, yapamazsınız. Ama biz kendi markamızla ve marka değeriyle ürün satmayı başarabildik, belli bir noktaya gelmeyi başarabildik. Bence bizim başardığımız en önemli şey bu. Yoksa çok daha yüksek rakamlara ihracatta çıkabilirsiniz. Eğer işte bir Avrupalı firmaya fason onun markasına ürün yaparsanız çıkabilirsiniz. Ama buna ben ihracat ya da üreticilik demiyorum. Yani bu çünkü hiç kalıcı olmuyor. O firmanın iki dudağının arasında bu sene ihtiyaç duyuyor, alıyor sizden. Ama bir sonraki sene fiyatlarda anlaşamadığı zaman sizi bırakabiliyor. Sizin markanız yok, siz de yol üstü kalabiliyorsunuz. Biz borsan olarak markamızla ve marka değerimizle 65 ülkede var olduk. Bu çok önemli. Tabii ki de çok kolay değil. Yani fabrika kurabilirsiniz. Eğer kaynağınız varsa, krediniz, kredibiliteniz varsa, paranız varsa fabrika kurabilirsiniz. Fabrikalar kurabilirsiniz. Ancak ürettiğiniz malı ucuz satabilirsiniz. Ama ürettiğiniz malı katma değer üzerine koyarak, karlılıkla, marka değeriyle satabilmek apayrı bir iştir. Marka yaratabilmek çok ayrı bir iştir. Bunun için gerçekten aynı stratejiyi de uygulayamıyorsunuz. Çünkü dünyanın her tarafında farklı enstrümanlar daha geçerli. Önce bunların neler olduğunu bilmek durumundasınız. Onun için tabii bu ince uzun bir yol. Yani açıkçası böyle dantel dokur gibi ben yılda en az yaptığım yıl 150 bin mil yaparak, yani bir defa bunu söyleyeyim, 150 bin mil uçuş mili yaparak bunu böyle 15 yıldır 2099 yıllarında başladık. Geride bıraktığımız 15 yılda bazı yıllar 200 bin mil yaparak her ay 2 ya da 3 tane ülke gezerek gerçekleştirebildik. Bizzat gözlemliyorsunuz dolayısıyla. Bizzat tabii gözlemleyerek yapıyoruz onu. Çünkü az önce de söylediğim gibi marka yaratmak çok zor bir şey. Bir sürü farklı enstrümanlar kullanıyoruz bununla alakalı. Mesela Avrupa'da marka olmanın yolları, çalışmaları, pazarlama stratejileri farklı. Kuzey ülkelerinde çok farklı. Afrika'da çok farklı. Orta Doğu'da daha farklı. Rusya'da daha farklı galiba. Çok farklı. Peki efendim, pardon, 8 ülkede pazar liderisiniz. Evet. 2016 hedefinizde 26 ülkede böyle bir hedefiniz var. Ama siz Samsun ana merkez olarak burası. İstanbul'da da yatırımlarınız var. Yine bir fabrika aldığınızı söylediniz. Evet. Peki dünyanın birçok noktasına bu bölgeden mesela deniz yoluyla büyük ihtimalle değil mi efendim ihracatınızı gerçekleştiriyorsunuz? Deniz aşırı ülkelere deniz yolunu tercih ediyoruz. Evet, peki bu rekabette size aslında avantaj. Şimdi açık söylemek gerekirse Samsun üretim için çok avantajlı bir lokasyon. Yani bunu açıkça söylemeliyim. Keşke yöneticiler ve siyasetçiler bunun farkında olabilseler. Çünkü Samsun gerçekten bir ulaşım açısından bütün bölgenin kavşak noktası. En önemlisi iki tane çok modern rekabet içinde olan limanı var. Örneğin İstanbul'da da üretim yapıyorum ben. İstanbul'da işte liman bu yüklemesi, boşaltması ton başı 6 dolar örnek verecek olursak Samsun'da 2 dolarlarda rekabetten dolayı. Dolayısıyla Samsun bu manada aslında çok avantajlı. Konteyner limancılığı Samsun'a geldi limanın özelleşmesiyle beraber. İhracat için bu da önemli bir gelişme. Çok çok önemli bir gelişme. Lojistik dolayısıyla projesi de galiba. Efendim? Lojistik köy projesi de galiba. Samsun o da destek verecek ama mevcut destek haliyle de eğer Samsun'da yeterli sanayi tesis arsalar üretebilirse mevcut haliyle Samsun kirsiz olan, ben kirli sanayiye her zaman çok karşıyım, tozlu dumanlı sanayiye çevreyle karşıyım. De çevreye duyarlı olan sanayi yatırımları için Samsun gerçekten Türkiye'deki birkaç tane şanslı ilden bir tanesi.
Bunu açıkça itiraf edebilirim. Yani Samsun'u biz yatırım olarak tercih ederken aslında Samsun'un lokasyon olarak avantajlarını da görmemek mümkün değil. Dediğim gibi başlangıçta zor olduğunu ifade ettiniz. Ama başlangıçta çok zor, bu imkanlara sahip değildi Samsun. Yani Samsun'un limanı devlet limanıydı. Tabii tabii. Şu an Samsun rekabet için elverişli bir il olduğunu söyleyebilirim. Fakat buna rağmen baktığımız zaman ihracat rakamlarına 500 milyon doları bulmayan ihracat rakamlarını da Samsun kendi içerisinde sorguluyor genelde. Yegane sebebi yeterli arsa oluşturulamamaktan kaynaklandığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bugün örnek American Ford ya da Japon Toyota cebine 1 milyar dolar koyup ben Samsun'a yatırım yapmak istiyorum, bana 100 dönüm yer bulun dese Samsun'da biz ona 100 dönüm yer üretip verecek durumumuz şu anda yok. Bu kadar net. Fiziki imkansızlıklardan dolayı. Fiziki imkanlar var da biraz işte bu konuda duyarsızlık mı diyebiliriz buna, bilemiyorum, ben siyasi değilim. Hı hı. Aslında uçaktan baktığınız zaman Samsun'un %95'i 90'ı hep boş arazi. Tarım ekilmeyen bir sürü. Evet, yani bence bu konu yeterince fark edilebilmiş durumda değil. Dediğim gibi cebine 1 milyar dolar koyup işte 5000 kişi istihdam edeceğim diyecek bir yatırımcı Samsun'a gelse ve 100 dönüm yere ihtiyacım var dese biz bugün Samsun'da böyle bir yeri veremeyiz. Böyle bir yani belki Havza ya da Kavak organize sanayide bunları üretmek mümkün ama siz ama bakın, şehir merkezi için söylüyorsunuz. Günümüzde rekabet inanılmaz had safhada. Düşünün, limandan malı alacaksınız, 80 kilometre içeriye taşıyacaksınız, tekrar 80 kilometre geri taşıyacaksınız, 160 kilometre bunu hayat boyu yapacaksınız. Bunu hiçbir yatırımcı tercih etmez. Bunun karşılığı 10-15 dolar demek tonda. Artık karlar zaten 10-15 dolarlarda dünyada. Dolayısıyla hiçbir yatırımcı limandan malı alıp 80 kilometre dağın başına çıkartıp 80 kilometre denize taşımayı tercih etmez. Onun için uygun değil. Uygun olan yerler, burada tarıma elverişsiz bir sürü araziler var merkezde. Bu arazilerden tahsis edilebilir. Edildiği zaman yatırımcı mutlaka gelecektir. Çünkü demin dediğim gibi havayolu var. Günde 10-15 tane uçağın geldi. İşte batıda, doğuda, İç Anadolu'ya açılan kaliteli yollar var. Raylı sistem var, tren var. Bu çok deniz önemli. Var, evet. Ve en önemlisi iki tane rekabet içerisinde liman var. İhracat için, deniz aşırı ülkeler için. Sadece Rusya yakınlığıyla beraber değil, artık buradan iki günde gemi İstanbul'a gidebiliyor. Onun için deniz aşırı ülkeler için de ihracat için çok avantajlı bir lokasyon olduğunu bizzat şahsen ben kendim yaşayarak, İstanbul'da üretim yaparak, Samsun'da üretim yaparak tecrübe ettiğim için söyleyebilirim. Evet. Samsun'un böyle bir avantajı, Var ama kullanılamayan bir avantaj. İnşallah fark edilir diye düşünüyorum. Evet. Ya, grubun sürekli tabii bir büyüdüğünü görüyoruz. Yeni sektörler, yeni fabrikalar, yeni tesisler kazandırıyorsunuz. Şimdi Samsun'da yeni bir tesisinde müjdesini verdiniz. Ama İtalya'da da bir yatırım yaptınız. Hatta kamuoyunda bazen şöyle de algılandı. Borsan Grubu Fransız'a mı gidiyor gibi. Belki siz de duydunuz bunu, duymadınız bilemiyoruz ama. Yani oysa siz İtalya'dan bir fabrika aldınız, satın aldınız bildiğimiz kadarıyla. Fransız'ı anlamadım ben. Bir İtalyan veya Fransız, hani acaba ortak mı oluyor gibi bir algı da belki oluştu, bilemiyorum ama şu anda siz İtalya'dan... Öyle bir duymadım şimdi ben. Şimdi şöyle bir şey, anladığım kadarıyla yerel medyada Borsan Grubun iştiraklerinden bir tanesini Fransız bir firmaya satmasıyla ilgili bazı söylentiler çıktı. Fatih Bey sanıyorum bundan evet. Yola çıkarak evet. Söylüyor. Bir diğer taraftan da işte geçen sene Yılkay'ı, şimdi de İtalya'da Milano'da uzay silah ve robot sanayinde yatırım yapan, üst düzey teknolojik kablo üreten bir firmayı satın almışken bu tip söylentilerin çıkmasının sebebini anladığım kadarıyla. Peki, nereden? Ben Samsun'da yerel medyada buna benzer bazı haberler çıktı. Ciddi anlayacak bir şey değil belki ama hani bu konuda evet. Bir açıklık getirilmesi sizin gerektiği yönetim kurulu başkanı olarak ihtiyaç şimdi, gibi görülmese bile. Şimdi ben hep bir söz var. Hazreti Mevlana'nın sözü. Ona çok da itibar ederim. Çok da kullanırım bu sözü. Şimdi önce söze bakmak lazım. Söz mü diye. Sonra bir de adama bakmak lazım. Söyleyene bakmak lazım. Adam mı diye. Onun için bu lafı çok kullanırım ben. Onun için söz söz değil, adam adam değilse böyle sözleri ciddiye alıp cevap da vermem ben böyle şeylere. Yani gerek bir de yok. Bir desise, bir dedikodu, evet, bir yani, şey yani olarak. Peki o zaman İtalya'daki olayı açabilir misiniz? Hani böyle şeylere aslında yani. Hiç tabii konuşmak bile çok güzel değil.
Dediğim gibi yani benim değerlendirmem daima bir söze bakarım, bir de söyleyene. İkisi de yoksa hiç kaleye alıp cevap bile vermem. Yani İtalya'daki bu her yatırımdan böyledir. Dilerseniz bahsedelim. Evet, çıkış İtalya'daki noktası neydi? Nasıl İtalya'daki yatırım gerçekten aslında Türkiye açısından çok önemli bir ve zor bir operasyon anladığım kadarıyla ifade edebilirim. Yaklaşık 2 seneden beri bu manada arayışlarım devam ediyordu benim. İtalya belki direkt yatırım yapmak için çok kolay bir ülke değil. Ama biz Türkiye'deki fabrikalarımızda çok büyük kapasitelerle ve yüksek teknolojiyle ürettiğimiz ürünleri standart pazarlara satabiliyoruz ancak. Yani gerçi şükürler olsun yarattığımız Borsan markasıyla dediğim gibi Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerine de mal satabiliyoruz. Ama standart kabloları satabiliyoruz ve standart pazarlara satabiliyoruz. Evet. Halbuki bir de niş pazar diye isimlendirilen İşte robot sanayi, uçak sanayi. Tasarımın biraz daha ön plana tasarımın ön planında, standart olmayan, özel geliştirilmiş projeye göre teknolojiyle üretilen kablo üretim var ki bunu Türkiye'de üretseniz bile hiçbir zaman gidip örneğin bir Airbus'a, bir Boeing'e, bir Siemens'e, bir işte Samsung'a satamazsınız. Çünkü bu tür kabloların üretim merkezi nasıl modada işte üretim merkezi İtalya, nasıl tasarımda üretim merkezi İtalya. Bu tür kablolarda da dünyanın üretim merkezi İtalya. Siz hangi kalitede nerede yaparsanız yapın ki özellikle Türkiye'de yaparsanız hiçbir zaman burada bir tedarikçi olarak o kapıya dahi gidemezsiniz. Bırakın tedarikçi olarak kendinizi onaylatmayı. Bu ihtiyacı çok bariz bir şekilde hissediyoruz biz ne olursa olsun. Zaten marka yatırım çalışmalarımız had safhada devam ediyor. Ama bu aşılamayacak bir şey. Yani bunu ne yaparsanız yapın Türkiye'de böyle bir şeyi üretseniz de olmaz. Benim İtalya'da böyle bir fabrikaya sahip olmam lazım ancak... Tabii yaptığım çalışmalarda çok küçük fabrikalara bakıyoruz orada. Anormal, ultra böyle akıl almaz paralar istiyorlar. İtalya'daki yıllardan beri birlikte çalıştığımız distribütörümüzle beraber böyle bir karar verdik. Aramaya başladık ve yine İtalya'da biraz da zor duruma düşmüş. 1939 yılında kurulmuş. Üçüncü kuşağın 75 yıllık bir şirketten bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda İlk telefon kablosunu üreten firmadan bahsediyoruz. Dede kuruyor, baba devam ediyor. 1975 yılından beri de 3 tane kardeş işin başında. Tabii kardeşler de artık şu anda 75-80'li yaşlara geldiler ve artık son dönemde İtalya'daki kriz, yaşlanmaları, ikinci kuşağın işin başına gelmemesi, değişen rekabet koşullarına ayak uyduramamaktan dolayı yavaş yavaş küçüldüler ve artık teslim olma seviyesine geldiler. İşte burası bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Uzun görüşmelerden sonra bu sene 1. ayın 15'inde fabrikanın yönetimini aldık. İnşallah senenin ikinci yarısında resmi devir işlemlerini yapacağız. Fabrikanın %70'i Borsan kablonun, %30'u da İtalyan'daki distribütörümüzün olacak. Şu anda fabrikayı biz çalıştırıyoruz. Hem fabrikadaki yeni yapacağımız ilave yatırımları tasarlıyoruz. Hem İtalya'da iş yapmayı öğreniyoruz bu arada. Yılın ikinci yarısında da resmi işlemleri bitirip grubumuza Salvica ve Special markasını da ilave edeceğiz. 16. şirketimiz olarak. Bu bizim için aslında bir en önemli değişimlerden biri de olacak. Çünkü Türkiye'de ürettiğimiz kabloları da Avrupa'nın özel niş pazarlarına ulaştırmak kabiliyeti kazandıracağız. Size kazandıracağı strateji nedir? Yani oradaki. Şimdi bu çok önemli. Örneğin Afrika'nın birçok biliyorsunuz Afrika tamamen Avrupa, hala Avrupa sömürgesi. Biz Afrika'yı keşfettik, geç keşfettik ama hala Afrika'da önümüzü kesen şeyler var. Örneğin Afrika'daki birçok ülkede, Kuzey Afrika'da özellikle, hala örneğin İtalyan, Fransız mallarına gümrük sıfır, bizim Türkiye'den giden mallara gümrük 10, 15, 20, 25'lerde. 26'ya kadar çıkan gümrükler var. 10 ve 26 arasında gümrük oranları var. Zaten kafadan siz hemen rekabetçiliğinizi kaybediyorsunuz. Halbuki İtalya'daki fabrikamızdan sıfır gümrükle Türkiye'de ürettiğimiz malları da İtalya'daki fabrikamız kanalıyla Türkiye gümrük uygulayan ülkelere ulaştırmış olacağız. Yani bu fabrikanın böyle de bir stratejik önemi farklı var. Farklı bir pazar açtı öyleyse. Evet, hem bize çok üst düzey teknoloji gerektiren, Ar-Ge gerektiren, bilgi birikim gerektiren kabloların üretimini kazandırmış olacak. Hem de bizim Avrupa'daki o çok özel makina, teknolojik pazara, robot sanayi gibi çok özel pazara bizi ulaştıracak. Hem de Türk mallarına gümrük uygulanan birçok ülkeye gümrüksüz olarak malımızın girmesini sağlayacak. Bu açıdan bu yatırım bizim için inanılmaz derecede önemli bir yatırım ve bize çok büyük kapılar açacağına inanıyorum ben. Peki şirketi 75 yıllık firmanın tabii bir background'ı var. O deneyimlerden yararlanacak bir
organizasyon yapısı oluşturdunuz mu ve Borsan ismiyle mi devam edecek firma, eski ismiyle mi? Evet, şu anda Bay Borsan Salvi olarak devam ediyor. Çünkü Salvi markasını yok etmek istemiyoruz. Tabii zaman içerisinde Borsan'a çevireceğiz onu. Ama en az birkaç yıl Salvi bir tarafında olacak. Çünkü dediğim gibi şu anda Amerika'ya, Fransız idaresine, Airbus'a onaylı firması. Borsan olarak bu onaylatmak yıllar sürecek. Dolayısıyla biz Borsan'ın bünyesinde bir marka olarak tıpkı Yılka Kablo'da yaptığımız gibi İstanbul'da aldığımız fabrikada bizim 34 yıllık önemli bir fabrika, önemli bir şirket. Orada da aynı taktiği uyguluyoruz. Tabii ki de Borsan markasını yavaş yavaş yedireceğiz onu, ama bunu bir sürece yayarak yapıyoruz. Orada da aynı taktiği uygulayacağız. Süreç içerisinde Borsan olarak ama şu anda Salvi markasını aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi o 75 yıllık background'u birçok makina teknoloji sanayinde onaylı bir marka olarak. Orada hemen fabrikayı alıp hemen Borsan'ı onaylatamazsınız. Belli bir süre lazım. Ama bu süreç tabii bir süreç. Yani 3 yıl içerisinde tahmin ediyorum tamamen Borsan'a yedirmiş olacağız. Tam da bu konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Dünyanın en pahalı şeyi bugün satın almak istediğiniz zaman marka değeridir. Şimdi siz de marka değeri ile ilgili özellikle İtalya'daki firma üzerinden yola çıkarak söylüyorum. Geleceğe taşımak için tam rekabet koşullarında ve sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak için neler yapıyorsunuz? Profesyonel destek alıyor musunuz o marka değerini bir yerlere tutmak için? Bununla iç içe geçen aynı zamanda yönetim, organizasyon ve kurumsallaşma çabalarınızda da yine profesyonel destek alıyor musunuz? Evet. İşlerinizi yani nasıl yönetiyorsunuz? Adnan Ölmez bu büyüklüğü yönetirken bilgisayarın tek tuşuna basarak her yere hakim olabilecek bir altyapıyı, yazılım sistemini oluşturdu mu? Nasıl başa çıkıyorsunuz? İşin doğrusu önce, merak ediyorum. Çok uzun bir soru oldu. Ben baştan başlayayım. Buyurun. Önce marka, evet az önce de söyledim programa başladığımız zaman en önemli şey marka oluşturmak. Tabii dediğim gibi burada birçok enstrümanlar kullanıyoruz. Birçok enstrümanı kullanıyoruz. Teknik danışman tabii birçok şeyi de tecrübe ederek, maalesef her konuda her yerde çok geniş bir coğrafyaya hitap ettiğimiz için bir danışman ya da danışmanlarla bu iş olmuyor. Bizzat yaşayıp tecrübe etmeniz gerekiyor. Örneğin kuzey ülkelerinde uyguladığımız stratejiler çok farklı. Çünkü oradaki insanlar daha çok okumaya alışkın oldukları için televizyon ya da böyle board reklamlarına çok fazla ilgi alaka göstermiyorlar. Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden bahsediyorum. Onun için orada sektör dergilerini kullanıyoruz. Yani bunları işte yaşayarak, tecrübe ederek ancak elde edebiliyorsunuz. Çünkü orada insanlar okuyorlar. Mesela bir sektör dergisinde, popüler bir sektör dergisinde binlerce dolar verirsiniz bir sayfasına. Yer alabilmek orada. Için. Evet, bu ülkelerde. Halbuki Afrika'ya gittiğiniz zaman ya da Orta Doğu'ya gittiğiniz zaman bu çok farklıdır. O tür dergileri kimse okumaz. Orada tamamen bazılarında televizyon, bazılarında televizyon bile değil. Çünkü televizyon kıttır, yayınları azdır. Sadece devlet televizyonudur. İşte boardlar etkilidir. Bütün bunları araştırıyoruz, çalışıyoruz. O ülkedeki partnerimizle beraber çalışarak araştırıyoruz. Hangi enstrüman, hangi mecrada daha etkin olabileceksek onları seçiyoruz. Ama bu çok derin bir çalışma. Bu maalesef böyle profesyonel bir destekle olacak bir şey değil. Bizzat yaşayarak oradaki yerel partnerinizle beraber. Yani biz 65 ülkeye mal satıyorsak, düşünün 65 ülkenin algısı, insanların etkilendiği şeyler çok çok farklı. Onun için en az bütçeyle, tabii sınırsız bütçede bu işleri harcayacak durumunuz yok. En az bütçeyle en fazla etkiyi nasıl yaratabilirsiniz? Bunu da oradaki yerel ortağımızla, partnerimizle konuşarak gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada Borsan, şunu net söyleyebilirim, gururla söyleyebilirim. Bu Türkiye için de bir gurur. Az önce de söyledik. Sadece mal satmıyor, sattığı ülkelerin bazılarında pazar lideri, birçoğunda da çok saygın, etkin bir marka olarak kabul görüyor. Çok yani güzel. Sadece enerji taşıyan bir kablo diyor, saygın bir ürün olarak, saygın, güvenilir bir marka kalitesini olarak. Kalitesini kanıtlamış. Çok şekilde. Fazlasıyla bu çok önemli. Zaten dünyadaki, Türkiye'de ve dünyadaki bütün ulusal ve uluslararası kalite belgeleri de bünyesinde bütün fabrikalarında alınmış durumda. Bu bizim dediğim gibi en önemli başarılarımızdan bir tanesi ve bu çok zor gerçekleşen bir şey. Hala bitirdik mi? Yok. Marka büyük marka olmanın, iyi marka olmanın sınırı yok. Yani bu duruma geldik, bitirdik değil. Aslında yolun başı bu. Yani bundan sonra yapacağımız sürekli bu manada yeni yeni işte araştırmalar yapıyoruz, yeni yeni çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bunları tek başıma yapmıyorum. İstanbul'da bizim satış pazarlamanın tamamı İstanbul merkez ofisten hareket alıyor. Orada sadece yurt dışına bakan
Onun üzerinde farklı ülke yöneticisi var. Çalışanlarımız var. Evet, tercümanlarımız var, satış elemanlarımız var. Bu şekilde bu arkadaşlarla da birlikte yönetiyoruz. Yürütüyoruz. Sinerji böyle zaten. Bu çalışmanın arkasında bir sinerji olması gerekiyor. Peki burada bu ekipten biraz bahsedelim. İstediğiniz noktada kurumsal yapıya şirketlerinizi dönüştürdüğünüzü söyleyebilir misiniz? Ölçüp, yönetip sonuçlara odaklanabiliyor musunuz ve tek tuşla yönetebiliyor musunuz? Bu son dönemlerde çok kullanılan bir söz. Ben kurumsallaştım, benim şirketlerim kurumsallaştı sözü çok söylenen bir söz. Ama kurumsallık öyle de kurumsallaştım demek kadar kolay bir şey değil. Bunun sonu yok. Yani ne kadar kurumsallaşırsanız o kadar daha kurumsallaşmaya ihtiyacınız var demektir. Evet. Biz başladığımız yere bakarsak bugün kurumsallaşma adına çok önemli mesafeler kat ettiğimizi söyleyebilirim gerçekten. Ancak biz kurumsallaştık mı? Hayır. Yani biz kurumsallaşmada ciddi mesafeler kat ettik diyebiliriz ancak. Yine bunu ERP programlarıyla destekliyoruz. Sadece kurumsallaşma, insan kaynakları, sistemin işleyişinin yanında bir de çok iyi bir programın olması lazım bununla alakalı. Yine dünyanın kabul görmüş en önemli ERP programlarından birini 2009 yılında başladık. Ha, bitirdik mi? Hala %90-95'lerdeyiz kullanım olarak. Ama bunu bütün bu programı satıcıları, üreticileri ve kullanıcıları büyük bir başarı olarak görüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 2009 yılından beri bir programı uyguluyoruz. Milyon dolarlık yatırım yaptık buna diyebiliriz. Evet. Çok ciddi bir süreç bu. Hala %100 bitirdik diyemiyoruz ama çok başarılı bir süreç geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Ve şu anda sadece fabrikaları değil birçok şirketimizi bu programın bünyesinde bir tuşla değilse bile iki tuşla birçok yaptığımız, ürettiğimiz ya da işin yürüyüşünü görebiliyoruz böyle şu anda. Böyle bir imkan söz konusu diyebiliriz. Evet evet, şu anda geldiğimiz noktada bunu söyleyebiliriz. Ama bitirdik mi? Değil yani. Ama çok ciddi mesafeler aldık, başarılı bir süreci geride bıraktık diyebiliriz. Evet, peki efendim, marka imajından bahsettik ve özellikle reklamın üzerinde durdunuz. Ülkelere göre reklam şekillerini belirliyoruz dediniz. Şöyle bir şey diyebilir miyiz peki? Marka imajı eşittir reklam. Ne kadar çok reklam yapılırsa marka imajı o kadar çok netlik kazanır ya da yer edinir. Şimdi bu her işte olduğu gibi doğru yerde doğru reklam, doğru tanıtım, yani doğru enstrümanı kullanma. Bu bazen reklamdır, bazen promosyondur, bazen işte etkidir, bazen samimiyettir. Yani birçok şey var bunun etrafında. Sadece reklam değil dolayısıyla. Sadece reklam asla değil. Yani doğru partnerdir. Ya işte çok reklam yaparsınız ama doğru bir iş ortağınız yoktur o ülkede, başaramazsınız. Çok reklam yaparsınız, o reklamın destekleyecek kalitede mal üretemezsiniz. Ya da çok reklam yaparsınız, lojistik olarak bunu destekleyemezsiniz. Kapasite olarak, çeşitlilik olarak. Bu toplam bütün bir şey. Aslında her şeyin en iyisini yapacaksınız. Ondan sonra bunu insanlara tanıtırken reklam burada çok geçerli. Medyanın etkisi bu anlamda firmalar üzerinde nasıl bir etkiye sahip? Olağanüstü bir etkisi var. Zaten ilk Türkiye'de başladık. Biz Türkiye'de bundan 10 yıllar önce televizyonlarda, Anadolu'da ilk defa ünlü yüzleri kullanarak reklam veren ilk firmalardanız biz. Kobi anlamındaki, o dönemlerde Kobi ölçeğinde bir firmayken bile. Tanju ve Rıdvan'ı mı kullanmıştınız? Evet evet, onları da, Tanju ve Rıdvan'ı kullandık. Başka çalışmalar yaptık. Televizyon reklamı çalışmaları yaptık. Ve o dönemlerde Borsan daha henüz bir Kobi iken, yani çok da büyük ölçekli bir firma değilken bile Türkiye'de bunları yaptık. Bunlar bize gerçekten büyük katkılar sağladı. Yani ben her zaman söylerim, önce olduğunuz yerde kökleşeceksiniz ki dallarınız uzayabilsin. Bizim köklerimiz burada, Türkiye'de, Samsun'da. Onun için en fazla olduğunuz yerde köklerinizi ne kadar derine salarsanız yukarıdaki büyümeniz o kadar sağlıklı olur. Onun için Türkiye'de bu Kobi ölçeği dönemlerinde gerçekten reklama, tanıtıma, pazarlamaya çok 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 ciddi yatırımlar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada da bunun büyük faydasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Evet, peki efendim. Reklam demişken reklam arasına gideceğiz. Değerli izleyenler, sohbetimizi aramızın ardından devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın diyoruz.